Tarihte bize ne yaptılar? 1920'de bize Sevr'i gösterdiler. 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. İşte şu anda Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda hala bizim camilerimiz var, mabetlerimiz var. Ama şu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne olacak? Havada ne olacak? Denizde ne olacak? Bunları konuşuyoruz. Hala bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebi. O masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki Yunanistan elinde bulundurduğu adalar sebebiyle Ege Denizi'nin %40'ına sahiptir. Burnumuzun dibindeki adaları ABD ve NATO eliyle ciddi bir şekilde silahlandırmışlardır. Türkiye'nin adaların silahlandırılmasına yönelik sessizliği, hatta resmen onay vermesi tek parti devrine dayanır. 1936 tarihinde Dışişleri Bakanlığı yapan Mason Üstadı Tevfik Rüştü Aras, Möntrö'nün onaylanması görüşmesinde Yunanlılara "Biz Möntrö ile boğazları silahlandırıyoruz. Siz de adaları silahlandırırsanız memnun oluruz" tarzı bir konuşma yapınca Yunanlılar da bu gollük pası ağlarla buluşturmakta gecikmemişlerdi. Bakın şu ekranda gördüğünüz adaların tamamı Yunanistan'a tek tek peşkeş çekildi. Bu harita Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye manevra alanı bırakmıyor. Adeta kıskaç altına alıp "otur oturduğun yerde" diyor. Dostlarım, bu 12 ada grubunun içinde öyle bir ada var ki Yunanistan'a 580 kilometre uzaklıkta, Türkiye'ye uzaklığı ise 2 kilometre. Evet, tam 2 kilometre. Yani Türkiye'den okunan ezan Meis adasından duyuluyor. Türkiye bir ara Navtex ilan etmiş, Oruç Reis gemisini göndermişti. Peki sonra ne oldu? Yunanistan savaş gemilerini adanın önüne demirledi. Yani Fethiye'den Kaş'tan şöyle bakarsanız çıplak gözle bile Yunan donanmasını görebilirsiniz. Bu ada bizim Akdeniz'e açılıp sondaj yapmamız engelliyor. Bir başka ada ise Simi. Türkiye'ye 7 kilometre uzaklıkta, Yunanistan'a uzaklığı ise 425 kilometre. Adamlar adalarda bir Navtex ilan ediyor, elimizi kolumuzu bağlıyorlar. Bu yüzden Türkiye eğer sondaj yapmaya, milli güvenliğini sağlamaya tamamen niyetlenirse, dostlarım, bu gömlek bize epey küçük gelir. Nitekim gelmektedir de. Ekranda Erdoğan'ın resmini görüyorsunuz. Arkasında Mavi Vatan haritası var. Bu harita Yunan medyasını ve hükümetini epeyce hoplatmıştı. Detaylarını sonra anlatırım. Haritada 12 ada Türkiye'de gözüküyor. Yani geliyor gelmekte olan. Dostlarım, şimdi gelelim adalar elimizden nasıl çıktı. 1911 yılında İtalyanlar Libya'ya saldırmış ve bizi barışa zorlamak için Rodos ve 12 adayı geçici olarak işgal etmişti. Libya'dan askerlerinizi çekmezseniz adalara el koyarız demişlerdi. İtalya ile anlaşma yapıldı. 1912'de yapılan Uşi Anlaşması'na göre biz Libya'dan askerlerimizi derhal çekecek, İtalya'da adaları bize derhal teslim edecekti. Dostlarım, tam bu sırada Balkan Harbi çıktı. Bu esnada Yunanlılar da boş durmuyor, 12 adayı işgal etmek için hazırlanıyordu. Biz adaları Yunanlılara kaptırmamak için İtalyanlara "siz savaş sonuna kadar adalarda kalın" demek zorunda kaldık. Nitekim anlaşmamız vardı ve geri alabilmemiz mümkündü. Kısaca adaları İtalyanlara geçici olarak bırakmamız o an için menfaatimize en uygun olandı. Öyle ya, adalar dibimizde, hemen sınırımızdaydı. Savaştan sonra nasıl olsa geleceğiz dedik. Yani anlayacağınız yine bir ittihatçı hatasıyla bırakıldı. Fakat İtalyanlardan aldığımız bu söz kağıda dökülmedi için resmi anlaşmalara girmedi. 1913 Süfera Konferansı'nda adalar resmen İtalya'ya verildi. Osmanlı bunu protesto etti ve Lozan'a kadar hiçbir zaman yazılı bir anlaşma ile bu 12 ada devredilmedi. Yani şöyle düşünün dostlar, Karabağ her ne kadar Ermenistan işgalinde de olsa Azerbaycan bu işgali tanımadı. Hep ne dedi? Karabağ Azerbaycan'dır dedi. Dostlarım, bir yerin işgal edilmesi normaldir. İşgali tanımak ise anormal bir durumdur. İşte İtalyanların adaları işgalini tanıdığımız Lozan'a gelindi. Lozan'da İtalyanlar, "biz milli mücadelede size epeyce yardımda bulunduk. Silah kaçırdınız, adam kaçırdınız, biz size yardım ettik. Onun için bu 12 adayı bizden istemeyin, buralar bizim olsun" dedi ve bu şekilde adalar İtalya'ya verildi. Lozan Anlaşması'nda 12 adanın tek tek sayılmak suretiyle İtalya'ya devredildiği amir hükmü ortadadır. Herkes okuyabilir. Hatta şu altını çizdiğim kısmı iyi okuyun. Türkiye, adalar üstündeki haklarından feragat eder. Yani Lozan'dan
önce bu adalar verildiyse nasıl bir hakkımız oluyor? Satılan maldan tekrar feragat edilir mi? Bu nasıl bir tezattır? Bakın 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesi bile adaların Lozan'da bırakıldığını yazmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nda adaları almamız için bir fırsat doğmuştu. Mussolini kendi devletinin derdine düşüp adaları boşaltma emrini verdi. Bize de adaları sizden almıştık, gelin adalarınızı tekrar alın dediler. Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü, bizim kimsenin çakıl taşında gözümüz yok dedi ve Mussolini'nin teklifini reddetti. Biz almayınca adaları İtalyanlardan sonra Almanlar aldı. Almanlar 1945'te yenilmeye başlayınca adaları boşaltmak zorunda kaldı. Bize de gelin eski adalarınızı geri alın diye açık bir çağrı yaptılar. Hatta dostlar mektup yazdılar. İnönü ve hükümeti yine adaları almaya yanaşmadı. Ekranda ilgili belgeyi görmektesiniz. Fakat Türkiye'de burada uzun yıllardır bir alana hapsedilmeye çalışılmış. Antalya Körfezi'nin civarına, işte Sevil haritası diye bir haritayı Avrupa Birliği pazarlamış ortalıkta. Komik bir şey, o küçücük Meis'in 1000 kat büyüklüğünde bir deniz yetki alanına sahip olduğu bir harita bu. İnce perkülü. Vallahi yani inanılmaz bir şey. Tabii yani onun da orada durması, Yunanistan'da durması da bizim kabahatimiz, ayrı bir mesele. Ben belgesini buldum, var mı falan diyorlardı. Var belgesi, ben buldum 1943'te. Alman sefiri geliyor bizim şeye, Menemencioğlu'na. Diyor ki bu adaları size verelim. Bunu, ben buldum belgesini. Dışişleri Arşivi. Var. 12 adayı size verelim diyor. O sırada hemen Saracoğlu telefon açıyorlar şeye. İsmet İnönü yurt gezisinde Kars'ta. Telefonla ulaşıyorlar. Aman diyor bizim İngilizlerle aramızı bozar, almayın diyor. İsmet İnönü yurt gezisinde Kars'ta telefonla ulaşıyorlar. Aman diyor bizim İngilizlerle aramızı bozar, almayın diyor. Biz almayınca daha sonra 1945'te İngiliz donanması Almanların boşalttığı 12 adayı işgal etti. Yunanistan İngiltere'den adaları istedi. 1947'de yapılan Paris Konferansı'yla 12 ada resmen Yunanlılara verildi. Burnumuzun dibindeki adalar bile Yunanlıların oldu. 12 ada ve Meis'te silahsızlandırma ve askeri tahkimat yasağı da yoktu. Yani anlayacağınız dostlar, burnumuzun dibinde birer Yunan askeri üssü bitiverdi.